Eskişehir'den herkese merhaba. 7 Aralık Pazartesi hafta sonunu özetlemek için karşınızdayız. Hafta sonunun en önemli gelişmesi kuşkusuz Eskişehir sınırlarını da aşan bir önemi var. Alt yazıyı da okudunuz KJ'mizi. İlk milli helikopter motoru teyide çok önemli bir tören vardı. Bir takım e, tartışmalara, spekülasyonlara da neden oldu. Sabotaj iddialarına da neden oldu. Ama önce bunu bir e, aktaralım. Daha sonra o kısımlarına geçelim. Eskişehir için çok önemli bir gündü, tarihi bir gündü. Devrimi üreten başka başka ilkleri gerçekleştiren Eskişehir için çok önemli bir gün. TEİ tasarım merkezi de açıldı aynı zamanda. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ ilk milli helikopter motorunu üretti. Burada bir tören yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve diğer bakan Mustafa Varank, teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da gördük. Buradalardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene uzaktan video konferans yöntemiyle online olarak katıldı. Hayırlı olsun tüm milletimize diyelim. Eskişehir için bir gurur günü daha yaşandı. Teyinin ürettikleri, daha doğrusu son zamanlarda üretilen bu hareketlilik, milli teknoloji hamlesi diyebiliriz. Ne dersek diyebiliriz ismine. Bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu takı, e, bu üretimlerin özellikle de savunma alanında, savunma sanayi alanında bunlara tabii ki tarımdan eğitime her yerde kendi modellerimizi bulmalıyız. Kendi araç geleceğimizi icat etmeliyiz. Neden önemli bunlar? Sadece işte dışarıya bir miktar döviz gidiyor, bizim şöyle cari açığımız falan var değil. Bunu mesela savunma kısmında işte S-400'ler bilmem neler biliyorsunuz bu hikayeleri de. Yani adam sana savaşacak adam seninle bir gün elindeki teknolojiyi son halini vermiyor. Ya da şuna karşı kullanma diyor. Öyle olmaz. İşte kendi aracımızı, gerecimizi, silahımızı neyse topumuzu, tankımızı yapacağız. İlk milli helikopter motoru Eskişehir'de üretildi. TUSAŞ'ta hafta sonu töreni vardı. Şimdi bu e, neden biraz da kıymetli buluyoruz? Çünkü bunlar şimdi bizim neslimizi değilse bile bizden sonra gelecekleri ne yapacak, motive edecek. Birileri bu yola çıktı artık. Bunun devamı gelecek. Birazını başarır, birazını başaramaz ama bir ilham olur. Bir güç verir. ...bir vizyon ortaya koyar. Bizden öncekiler diyelim ki birkaç alanı başaramadık mesela. Denizaltı'nın bir şeyini yapamadık. E, uğraştık olmadı. E, ama sonra gelecekler... ...bu yayını izleyen bir ortaokul öğrencisi... ...değil mi? Daha sonra işte lisedeki, üniversite ...herhangi birisi buna kafayı yoracak... ...ve bu işleri başaracak. Çünkü artık yola çıkıldı diye düşünüyoruz. Bu, bu yönden de çok büyük anlamı var. Şimdi ne oldu o törende? Aslında bu tarz şeyler... Devrim'den itibaren bizim kafamızda ilk otomobil Eskişehir hatırlayın Devrim otomobili böyle hep bir şeyizdir hani bir şey olacak bize bunu yaptırmayacaklar hani çok gülünce derler ya güldüğümüz zaman yani eyvah çok güldük falan böyle bir tedirgin oluruz ağlayacak mıyız falan diye böyle bir şey üretildiği zaman da hep böyle kafamızda bir soru işareti ya bunu yaptırmazlar bu bir şey olur işte onun belki de bir yansıması olarak da görüyorum e, TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit'in o sözlerini, şimdi bir bağlantı oluyor işte motor çalıştı çalışmadı falan, e, hemen bir sabotaj. Dedi ki Mahmut Akşit, töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz, lütfen. Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın diye konuştu. Şimdi bu kadar e, bir emek var ortada. E, yüzlerce mühendis, onlarca saat, günler, aylar, yıllar belki üzerinde çalışılan bir proje. Elbette ki sinirler çok gergin. Ben e, Mahmut Akşit'in bu sözlerini de biraz ona yordum. Hani böyle bir aksilik çıkınca insan hemen tedirgin olur. İşte o tedirginlik. Ama sonuçta her şey yoluna girdi. E, bunların hemen böyle biz bir devrim örneği yaşadık. Hemen harcamamamız lazım. Ee, orada insanları daha da cesaretlendirmemiz lazım. Ee, tebrik etmemiz lazım. Herkesi orada çalışan kapıdaki güvenlik görevlisinden ilk noktada mutfağına varana kadar, mühendisine varana kadar, Mahmut Akşit'e, genel müdüre varana kadar tebrik ediyoruz herkesi. Gururumuz oldular. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, hadi onun başka bir itiraz veya şüphe boyutuna da girelim, ee, meclis gündemine taşıdı bu sabotaj iddialarını ne oluyor orada dedi. Eskişehir'in gururu sayılacak. Bu milli motorun teslim töreninin canlı yayınında yaşanan skandalın sorumlusu kimdir? Motor mu çalışmadı yoksa motorun çalışması mı gizlenmek istendi? Bu töreni kim sabote etmek istedi diye de sordu Utku Çakırözer. İşte biz de sizlere aktardık. Bir diğer güzel habere geçelim. Rahmi Şeker Fabrikası 87 yaşındaydı. Ne zaman? 5 Aralık. Yani cumartesi günü şeker fabrikamız 5 Aralık 1933 yılında Atatürk'ün bizzat yerini belirlediği, ilgilendiği, düşünün 1933'lü yıllara gidelim. İşte bu milli helikopter motoru, bu savunma hamlesi de bunun bir devamı olarak görün. O zaman da her şey yapılamaz, edilemez deniyordu ama yapıldı, başarıldı. Şeker fabrikasını da böyle görmek lazım. Fabrikaya gittik, üretimi bu 87. yıl'lı biraz kutlamak için bir nebze katkımız olsun diye pancarın nasıl şekere dönüştüğünü, nasıl bir teknoloji var orada, nasıl bir sanayi var bunları gözler önüne sermek istedik. Facebook az geride video duruyor. Bakabilirsiniz işte İsmet İnönü tarafından açıldı. Fabrika 5 Aralık 1933'te o fabrika 87 yıldır ayakta ve üretime devam ediyor şunu da belirtelim. 2020 yılında bu yıl geçtiğimiz günlerde bir de rekor kırdı o fabrika. Günde 10 bin ton pancarı işleyerek. Bu da bir rekor olarak geçti. Şimdi gelelim. Hiç koronavirüs haberi vermedik. Olmaz mı? Çok var. Instagram hesabımızda şimdi esnafın halini ortaya koyduk. Esnaf entübe deniyor artık. Pek çok esnaf. Hani bazı böyle hani gıda, market falan evet onlar işleri biraz yolunda hele de eve kapanınca mecburen daha çok iyi içiyoruz. Ama birçok esnaf kolu da spor salonlarından lokantalara öyle değil mi? Berberler, kuaförlerden işte sezonu geride bırakanlara öyle değil mi? Mesela sezon da geçti. Mesela turizmciler, düğün sektörü bunlar artık Bunlara yapılacak bir şey yok. Onlar o zararlarıyla kalacaklar. Sezonu bir dahaki e, sezonu bekleyecekler. Onlar için e, daha da zor şüphesiz. Şimdi bu esnafın hali böyle. Peki işini kaybeden var mı? Bunu Instagram hesabımızdan sorduk. Orada yaklaşık 35 bin 36 bin takipçi var. Hemen şöyle bakıyorum haberimize. Çevrenizde Covid-19 tedbirleri yüzünden işini kaybeden var mı? Sorumuz buydu. Yaklaşık 2000 oy kullanıldı. Bir gün sürdü anketimiz. Ankete katılanların %49'u yani meşhur ifadeyle iki kişiden biri evet yanıtını verdi. Ee, tabii ki bütün anketlerde olduğu gibi güvenirliği sorgulanabilir. Ama bunu çevremizde de gördüğümüz için e, inandırıcılığı bize biraz yüksek geldi. İki kişiden biri. Covid-19 tedbirleri yüzünden işini kaybettiğini söyledi. Geçelim hafta sonu, daha doğrusu geçen haftayı şöyle geçirdik. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'ydı. Farkındalık oluşturmaya çalıştık. Çok da güzel oldu. Başta Veli Görkem Pala 112 Başhekimi Doktor Veli Görkem Pala olmak üzere bütün ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de Veli Görkem Pala'ya, bu izni verenlere. Şöyle artık son dönemde Hani bunun ilk dönemlerinde yaşadığımız için aradaki farkı gazetecilik olarak çok iyi kıyaslayabiliyoruz. Şimdi Sağlık Müdürü Profesör Doktor Uğur Bilge, Uğur hocamız, ya işte bir bu arada bir bürokrat aman biraz parlamasın, öne çıkmasın deyip bu izni vermeyebilirdi. Vali Erol Ay Yıldız, valimiz bu izni vermeyebilirdi. Böyle sıralı amirler var. Onlara da teşekkürler. İyi ki o izni verdiniz. Ee, i̇yi ki de böyle bir farkındalık oluşturduk. Engel olma etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Türkiye onun farkına vardı. O listeye girdi. TT, Trend Topic biliyorsunuz. Oralarda oldu. Çok güzel ziyaretler gerçekleştirildi. İşte onlardan birisinde gazeteye manşete almıştık. Bir 112 personeli çalışanı. Bakın ne gibi? Ee, şimdi oradaki farkındalık amacımız şu. Bir, 112'yi gereksiz yere arama. Hani telefon çekiyor mu, bugün sular akmıyor falan gibi, ne zaman akacak gibi şeyler de var ama. iki gerçekten acil hastaysan bunun kriterleri var. İşte boğulma, e, işte kalp krizi, acil büyük yaralanmalar, kan, durmayan kanamalar falan gibi böyle bir takım e, onları internetten bulalım, okuyalım. Onun dışında 112 aranmayacak. Onun için engel olma dendi. Şimdi bakalım nasıl engel olunmuş 112'ye. Eee... Maske takamaz raporu istemiş bir vatandaş arayıp. Yani ben maske takamaz raporu istiyorum. Gerçekten e, hasta da olabilir aslında. Hani bir takım hastalıklar bunu takmaya engel olabilir ama onun yeri 112 değil. Bunları bileceğiz. 9 kase sütlü tatlı yiyen bir vatandaşımız da aramış. 9 kase sütlü tatlı yedikten sonra mide bulantısı Kramp baş dönmesi şikayetim var demiş. Bir de saçlarım böyle 10 gündür yolunuyor gibi hissediyorum demiş. Valla biz de uzun süredir öyle hissediyoruz ama 112'yi aramıyoruz. Gereksiz yere aramayacağız. 1-7 Aralık e, acil sağlık hizmetleri haftasıydı. Katkı veren herkese teşekkürler. Geçelim. Bir kaybımız var koronavirüsten. Hafta sonu gerçekleşti. 61 yaşındaydı. Sivrihisarlı. Arıkaya, Yunus Arıkaya meclis üyesiydi. AK Parti'nin COVID-19'a yenik düştü. E, elbette ki hafta sonu cenazesi kaldırıldı, toprağa verildi. Henüz 61 yaşında Sivrihisar Belediyesi'nin ve Büyükşehir'in meclis üyesiydi. Son bir haber, fotoğrafımız da var. Rahmi arkadaş sizlerle buluşturuyor. Aslında üzerine dakikalarca konuşulabilir. Ee, Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan Yılmaz Büyükerşen'e bir ziyaret gerçekleşti. Ee, normal olarak da görülebilir ama siyasetle, politikayla biraz ilgilenenler, biraz böyle komple teorileriyle uğraşanlar için de şöyle bulunmaz bir fotoğraf, bunu böyle fotoğraf tartışmalarda konuşulabilir, üzerine köşe yazılır falan. Ee, aslında... İkilinin arasından şöyle bir e, diyalog var ya da öyle bir sürecin ardından bu ziyaret gerçekleşti. E, Celalettin Kesikbaş yalnız değildi. Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş ile birlikte Yılmaz Büyükerşen'e gitti. E, i̇şte bu hediyeleşmeyi görüyoruz. Hoca da kitabını hediye etmiş Celalettin Kesikbaş'a. Aslında herkese de o kitap verilmiyor. Bir anlamım var. Hani önce bu kitabı okuyun. Kiminle muhatap olduğunuzu bir görün mü demek istiyor bilmiyoruz. Yılmaz Büyükerşen zamanı durduran saat kitabını hediye etti. İkilinin arasında ne vardı? Sanayi Odası dedi ki Alpu'ya raylı sistemler, ihtisas OSB. Böyle hani küçük çaplı bir OSB ama hocanın bu konudaki görüşleri belli. Gerçi o projeye de çok böyle büyük itiraz etmedi, ses vermedi. Bu ziyaretin amacı da buymuş sanayinin dünü bugünü geleceği böyle bir kalıpta elbette ki Yılmaz Büyükerçağ ziyaret edilecek. Dünü, bugünü, geleceğini konuştuk dedi ama başka şeyler de olacaktır. Bazı ezberler bozulmuş olabilir. Eee işte Celalettin Kesikbaş'ın buna itiraz edenlere orada hocayı mı hedef aldı bilmiyoruz bu alanlar hep muğlak köhnemiş zihniyet dediğini biliyoruz mesela o sanayiyi istemeyeceklere ya da itiraz edenlere elinde veri olmadan itiraz edenlere böyle demişti İşte onların ardından böyle bir fotoğraf daha çok konuşuruz daha çok yorumlarız ama bugünlük bu kadar yetsin çok teşekkürler bizi izlediniz 10 dakikayı da geçmişiz yarın sağlıklı bir şekilde görüşmek üzere hoşçakalın